Arkadaşlar merhaba. Ben Fatih Soysal. Bu dersimizde sizlerle birlikte SQL Server 2008 kurulumu yapacağız. Forumlarda ve internet ortamında çok kez görmüşsünüzdür. SQL Server kurulumu biraz sıkıntılı. Önemli noktalar var. Bunlara hep birlikte bakacağız. Açıklamalarıyla birlikte kurulumu yapacağız. Şu anda ben de SQL Server 2008 yüklü. O yüzden SQL Server 2008 kurulumu yapacağız. Daha sonra bir veri tabanından halihazırda bir veri tabanını SQL Server'ımızın içine monte edeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Kurulumu başlatıyoruz arkadaşlar. Evet, karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Çeşitli bilgiler var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi bu kategori altında çeşitli bilgilere sahip olabilirsiniz. İnternete bağlanarak Microsoft'un sitesinden çeşitli verileri çekebilirsiniz. Burada bakım bölümü, çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. İşte araçlar bölümü, kaynaklar bölümü ve options bölümü. İşte buradan da 32 bit ya da 64 bit olarak kurabilirsiniz. Bizim şimdi kurmak istediğimiz ortam şurada arkadaşlar. Kurulum sekmesinin altında. Yeni bir kurulum yapacak isek bu sekmeyi kullanmamız gerekiyor. Hemen kuruluma geçelim isterseniz. Tıklıyorum ve kurulum başlıyor. Evet, kurulumda dikkat edilecek noktaları ben sizlere söyleyeceğim. Zaten eğer bunlara dikkat etmezsek daha sonra SQL Server bize sıkıntı yaratabiliyor. Evet, şöyle bir ekranımızda SQL Server bilgisayarımızı test etti. Ne var ne yok, sıkıntı var mı diye baktı. Okey diyoruz ve diğer sekmeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bundan sonra setup Sport Files dedi arkadaşlar. Burada install diyorum ve çeşitli dosyalar kurulumu başlıyor. Evet. Evet, fatihsoysal.com'da artık SQL dersleri başlayacak arkadaşlar. SQL derslerine bir kaynak oluşturması açısından bu dersi izlemeniz sizin için yararlı. Daha sonra SQL derslerinde sıkıntı yaratabilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz SQL Server ile ilgili. Evet, burada bilgisayarımızda çeşitli işlemleri kontrol etti arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Windows Firewall ve Microsoft.net uyarı verdi bize. Bunlar önem teşkil etmiyor şu anda kurulum için bize. Evet, ileri diyorum ve arkadaşlar şu anda bana bilgisayarında bir veri tabanı kurulu dedi. Yani MS SQL Server. Şu anda bende bu kurulu. Gördüğünüz gibi aşağıda da gösteriyor bana sürümlerini, versiyonlarını. Buradan ben yeni kurulum yapacağım diyorum ve Next'i işaretliyorum. Burada bizden ürün anahtarı istiyor arkadaşlar. Full yüklemek isterseniz ürün anahtarı girebilirsiniz burada. Ama ben Enterprise Evaluation 180 günlük sürümü yüklüyorum arkadaşlar. İleri diyorum. Ve burada lisans sözleşmesi var. İleri diyorum. Hiçbir ayarı değiştirmeden SQL Server Feature Installation kalıyor arkadaşlar. Devam diyorum. Evet, burası önemli arkadaşlar. Burada kurulum yapacağımız dosyaları seçiyoruz. Bunların hepsini select all derseniz sizin yararınıza olur. Çünkü daha sonra SQL Server'da bir sıkıntı yaşamazsınız. Select all dedikten sonra next diyorum arkadaşlar. Çeşitli ayarlamalar yapıyor. Evet. Yine test etti arkadaşlar. Yine next diyorum. Evet, burası önemli arkadaşlar. Burada veri tabanıma bir isim giriyorum arkadaşlar.
Veri tabanının ismini alacağı. Mesela ben de MS SQL Server kuruluydu arkadaşlar. Diyorum ki kurulum diyorum. Ya da SQL kurulumu diyorum. Evet, SQL kurulum dedim arkadaşlar. Aşağıda da gösterdim onu işte. MS SQL Server şu anda kuruluyor bakın gördüğünüz gibi. Buradan sürümüne bakabilirim. Enterprise Evaluation ve Express kurulu şu anda. Biliyorsunuz SQL Express Microsoft'un free sürümü yani ücretsiz sürümü. Bunu internetten bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Next diyorum arkadaşlar ve karşıma hard diskimde yer var mı yer yok mu bunları kontrol ediyor arkadaşlar. Next diyorum. Evet burası önemli. Burada arkadaşlar benim SQL Server servisini seçmem lazım. Hangi servisi kullanmak istediğimi seçmem lazım arkadaşlar. Buradan Entity Authority System diyorum arkadaşlar. Bir parola belirlemiyorum. Okey diyorum. Ve daha sonra Next diyorum arkadaşlar. Next dedikten sonra burası önemli. Buradaki Windows modunu Mixed moda çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Benim veri tabanımda bir şifre oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen şifremi giriyorum. SQL Server güvenlik açısından şifreyi girerseniz siz de iyi olur. SQL Server'da zaten kurmadıktan sonra da direkt istiyor arkadaşlar. Buradan add current user diyorum ve beni kullanıcı olarak ekliyor arkadaşlar buraya. Next diyorum arkadaşlar. Burada tekrar add current user diyorum ve beni bir kullanıcı olarak ekliyor burada. Next diyorum. Install native mode default configuration diyorum. Next diyorum arkadaşlar. Buradan Microsoft'ta hata raporu gönderisi mi diyor? Hayır diyorum. İleri diyorum. Tekrar kontrol etti. İleri diyorum arkadaşlar. Evet şu anda benim SQL Server'ım kurulumu hazır. Buradan çeşitli dosyaları yükleyeceğini söylüyor bana. Install dediğimde kurulum başlar arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde SQL Server'a bir giriş yapacağız. Hep beraber veri tabanı işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bu dersi izlemeniz ileriki dersler için önemli. Benim anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.